Evet, selamlar saygılar efendim. Tundura haritasında Fırat'ın repteğindeyiz. Fırat BZ 176 seviye 8 ağır tankı ile oynuyor. Özellikle bu maçı anlatmamı istedi Fırat. Özellikle attı ve özellikle ısrar etti ve dedi ki ilk yaptığım atışı tekrar tekrar izleteceksin ve tekrar tekrar o atışa bakacağız dedi. Şimdi Fırat burada rakibim Beyze doğru basıyor T92 ile birlikte ama yok hayır, sadece ben de ilk kez izliyorum bu arada. Sadece ilk pozisyonda iyi bir konuşlanmak istedi. İlk pozisyonda iyi konuşlanmak istedi. Çünkü T92 oradan geçecek, tanklara spot verecek ve belki de söylediği ilk atış bu Fırat'ın. Ve Fırat da buradan geçenleri vuracaktı. Panter 2 tankı geliyor. Eğer Panter 2'ye yandan vurursa Beyze 176. Panter 2. Çok ince bir atış. Geri alalım. Geri alalım. Gerçekten çok ince bir yerden vurdu. İşte T92 geçti. Panther tabi BZ-176'nın ya da herhangi bir tankın oraya o kadar çabuk geleceğini tahmin etmedi sanırım. Bakın. Yaklaşıyor. Yaklaşıyor. Şöyle bir seviye X4. Ve wow. 880. Güzel. Eline sağlık Fırat. Gerçekten iğne deliğinden sanki bir Alex gibi, bir Maradona gibi, bir Messi gibi pas atmış Fırat. Tabii sorun bununla da bitmeyecek tahminimce. Çünkü Fırat'ın bu kadar ısrar ettiği bir reply'de çok fazla hasar attığını tahmin ediyorum. Fırat aynı pozisyonu koruyor. Önüne bir tane defender geldi. Birazcık Fırat'ı blokluyor gibi ama sorun yok. Fırat yeniden atış pozisyonu var mı yok mu diye bakarken motion tankı önündeki çukura doğru düşüyor ve hiçbir şekilde artık Fırat'ın burada atış pozisyonu olmadığını görüyoruz. Defender oraya basıyor ve Fırat artık burada yiyeceğim ekmek yok diyor. Panter'e koydum. Onu cebime koyup gideyim diyor ve diğer bölgeye doğru hareketleniyor. Burada roketlerini kullanıyor Fırat BZ-176 tankının ve o roketi sayesinde daha hızlı bir şekilde yol alıyor. Normalde hantal bir tanktır BZ-176. Evet, Fırat yine roketini kullanarak etkin bölgeye, ateş hattının olduğu bölgeye doğru gidiyor. Birazcık başımızı döndürdü Fırat. Sağa sol sağa sol yapa yapa. Topu ve verdiği hasar ortalaması çok yüksek bir tank. Hiç beklenmedik hasarlara ulaşabiliyorsunuz. Zaten az önce de gördüğünüz gibi 880 hasar verdi. Ve attığı yer gerçekten çok kolay bir yer değil. Ve hareketli bir tankı vuruyor. Evet, belki Panther tankı bayır yukarı gidiyordu ama hiç önemli değil. Önemli bir hasar attı Fırat. Şimdi İyi bir yerde konuşlandı. Buradan onun taretini delebilecek kolay kolay bir tank olduğunu sanmıyorum. Arkada belki en arkada A0 bölgesinde TD olabilir diye düşünüyorum. Ve evet, bir TD var orada. O da ona doğru nişanını alıyor. Su 130 PM koçum, yapma onu. İşte bu tanka diyoruz ya biz. Biraz overpower bir tank. Biraz OP bir tank. Overpower gücün güç üzerinde bir tank. Güç, normal standart gücün üzerinde bir tank ve o da bunu gösteriyor. İki atış yaptı ve birini öldürdü, diğerinde kötürüm bırakıp sakat maaşı bağlattı Fırat'ın atışları. 4-2 öndeler. Fırat tankının bu bölgeden delinmeyeceğini çok iyi biliyor ve 702, bir hata yapıp zırhını ya da gövdesini gösterir mi diye bakıyor. Yok, 702'nin öyle bir hata yapmaya İhtimali ve düşüncesi olmadığını anlayan Fırat bulunduğu bölgeden tekrar pozisyonunu değiştirerek 702'ye doğru gidecektir diye düşünüyorum. Evet, o da 702'ye doğru gidiyor ama orada bir sürpriz, hatta iki sürprizle karşılaşıyor. Çevir at yapıyor, inanılmaz bir atış daha geldi Fırat'tan. 824 hasar gerçekten vurduğu tankı oyundan soğutuyor. Maçtan ve World of Tank'tan soğutuyor BZ-176 tankı. Çok da etkili bir tank. Seviye 8 Çin premium tankı tekrar nişanını alacak. AMX attı. Hadi canım, daha neler. Fırat sen bütün RNG'ni kullanmışsın. Baba burada 8-2 oldu bu arada skor. 2863 hasar. Fırat tekrar basacak. Basması da gerekiyor. Arkada bir tank yok artık. Hasarı oynaması gerekiyor Fırat'ın. O da onu yapıyor. Zaten çok temkinli olmasına bile gerek yok bence. Fırat'ın oradan delme. O iyi, bari ıskaladı. İlk kez ıskaladı Fırat. Bu arada Gon Sevitska'nın atışı da Fırat'ın
topunda kaldı. Tekrar Fırat Gonçevitska'ya doğru basacak. Nişanını alıyor. Net bir atış mı acaba, girecek mi derken, evet. Bu sefer 946 hasarını Gonçevitska'nın zırhına, o güzel zırhına bırakıyor. 12-3 artık maç bitti. Fırat ve takımı çok net bir şekilde kazandı. Bunu görüyoruz. Net bir pozisyon olabilecek mi? Fırat son bir atış daha olabilir mi? Fırat bastı. 705, 842 hasar olan verdi. Bir kez daha yüklerse Fırat 5000 küsur hasara ulaşmış olacak. Sadece birkaç atışta. Burada sanırım rakipleri blokluyor. Onlar ateş etmesin diye blokluyor Fırat. Ama büyük bir ihtimalle Fırat'a kalmayacaktır bu atış. Çünkü rakipleri de geldi. Fırat yüklemek üzere. Rakipleri geldi. Fırat yükledi. Doldurur. Doldurdu. Vurabilir. Vurdu ve... Fırat. Fırat 101 hasar attı bu sefer. Bu sefer 101 hasar attı. Maalesef bu da Fırat'ın şanssızlığı. Orayı anlayamadım ben, bir dakika. Çünkü çok zoom yaptı Fırat. Zoom, çok zoom'dan oynadı. Çok yakın oynadı. Bakalım. Fırat nişanını alıyor burada. Evet, çok net. Atışını yapacak. Evet, 101 hasar veriyor. Çünkü mermisi bildiğiniz gibi yüksek patlayıcılı mermi. Fırat burada şanssız bir durum. Eğer o top yandan girse full hasar verirdim. Neyse, devam ediyoruz. Artık Fırat'ın takımı kazandı ve Fırat'ta 4757 hasar ve 2560 sektirmeyle maçı tamamlıyor. Zaferi kazanıyorlar. Çok çabuk geçti aslında maç. Kaç dakika olmuş bakayım. Aşağı kur 5 dakika bile olmadı herhalde, değil mi? O civarda bir şeydir. Zaten montajda da net çıkacaktır. Neyse, çok fazla konuşmayalım. Şimdi hemen bir Vought Replies'e gidelim. Özür dilerim. Evet, Vought Replies'i yükleyemedim. Dosya bozuk gibi bir hata veriyordu. Fakat Vought Records kabul etti. Bir aklınızda olsun, hani Vought Records'a da yükleyebilirsiniz. Vought3records.com ya da Vought Replies.com. Bu ikisine yükleyip bana atarsanız reply'lerinizi, en azından sonrasında açma şansım olmayabiliyor. Bazı reptiler bozulabiliyor ya da patch geliyor, yama geliyor, bir şey oluyor, açamıyorum. Neyse, çok fazla uzatmayalım. Hemen şöyle bir skorlara bakalım. Hemen takım skoruna bakalım. Replice'larda gördüğünüz gibi takımda Fras en, ama en zirvede 4757 hasar, 1307 deneyim puanıyla. BZ 176, aslında bu tank için bir inceleme de yapılabilir. Çünkü gerçekten çok fazla çok fazla OP bir tank. BZ 176 takımını sırtlamış. Borask onun arkasından geliyor. Standart B de onlara yetişmiş. Ve Projetto 65'te benim de çorbada bir tuzum olsun Defender'la birlikte demiş. Onun dışında da zaten diğer tanklar arasında epey bir puan farkı olmuş. Aslında şu iki tankı, Borask ve BZ 176 tanklarını, takımını sırdıklarını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Rakip takıma baktığımızda ise Forest Spirit Sani, yani Su 130, 2340 hasar, ardından da Obje 703, 2 ve TVP geliyorlar. O ilk başta gördüğümüz ve çukura kaçan Motion tankı ise 1475 hasar atmış. Şimdi gelelim Fırat'ın bireysel özelliklerine. 1, 2, 3 ya da istatistiklerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 tankla connection sağlamış Fırat. 6 tanka hasarını vermiş ve toplamda 4750 hasar vermiş. Kritik hasarı 6. Zırh tarafından sektirmesi ise 2560. Gördüğünüz gibi bir tane de tankı garaja yollamış ki o da Su 130 PM. Onun dışında tabii ki yüksek kalibre ödülünü alıyor. Yüksek kalibre madalyasını alıyor Fırat. Burada gördüğünüz gibi ustalık bürovesi ikinci seviyeyi alıyor. Bakın, bu tankla inanılmaz hasarlara ulaşabiliyorsunuz. Ki gördüğünüz gibi 4750 gibi bir hasarla adam ikinci böreveyi alıyor. Yani birinci böreve büyük bir ihtimalle 7000-8000 arasında bir hasarla alınıyordur diye tahmin ediyorum. Kurşun geçirmezi alıyor. Zırhı çok güçlü bir tank BZ-176. Onun dışında tesir atışını alıyor. Gerçekten etkili ve tesirli atışları oldu Fırat'ın. Ve bir de boksör madalyasını alıyor. Evet, replies bu kadardı. İlk baştaki özellikle o atışı ben short koyabilirim. Fırat'ın eline koluna sağlık. Zaten Fırat ağır tanklarda çok iyi oynayan bir arkadaşımız. Bu reply'da aslında şöyle bir durum var. Çok hızlı gelişmiş Fırat. Oyun çok hızlı gelişmiş Fırat için. Önce sola gitmiş, hasarını atmış ve çok mantıklı bir şekilde ardından sağa gitmiş. Eğer o ilk pozisyonda Fırat sağa gitmeseydi maçı kaçırırdı. Çok büyük bir ihtimalle de o
attığı hasarın belki yarısının yarısını bile atamaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Yorumlarınızı aşağı bırakabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi yine aşağı bırakabilirsiniz. Ayrıca bir de reply maili atacağım ben. Yeni bir reply maili olacak. Oraya da reply'larınızı atıp tekrar söylüyorum. votereplies.com'a ya da votetrailrecord.com'a yükleyebilirsiniz. Bu benim için çok çok daha pratik bir hal alacak. Tekrardan söylüyorum, bazen reply'larınız patch geldiği için ya da dosya bozuk olduğu için ya da siz savaş bitmeden çıktığınız için maalesef bozuk oluyor ve bunları bu siteler okuyamayabiliyor. Çok fazla uzattım ama bu sefer son noktayı koyuyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.